Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni ve evrimi ile ilgili videolara devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi bir önceki videoda dilin ortaya çıkışı ile ilgili değişik kuramlardan söz etmiştim. Bu kuramların kökeni ta Platon dönemine dayanıyor. Platon'dan sonra von Humboldt'tan başlayarak Herder, Rousseau, Leibniz bir sürü düşünür bu konuda değişik görüşler ortaya koydu. Daha sonra baştan Max Müller'in yansıma kuramları olmak üzere başka değişik kuramlar da ortaya atıldı. Bunlardan işte hayvan seslerinin taklidi, ünlem, jest ve mimikler, toplu iş yapma, şarkı söyleme, ninni söyleme, gerçeği saklama yani yalan ihtiyacı, emir verme, alet yapımı. Böyle birçok kuram var. Fakat bu kuramların ayrıntılarına girmedim. Çünkü burada dil bilimle ilgili, dil bilim düşünce tarihiyle ilgili videolar çekmiyorum. Dolayısıyla bunların ayrıntılarına girmek konuyla o kadar yakından ilgilenmeyen kişiler için gereksiz ayrıntılar oluşturacaktı. Fakat bunlardan böyle sadece isimlerini anarak hızlıca geçmiş olmam, bu kuramların önemsiz olduklarını ve bunların arkasındaki düşünsel çaba ve emeği göz ardı ettiğim anlamına gelmez. Çünkü zaten bilim tarihi hep böyle ilerler. Farklı gerçekliğin farklı yönlerine farklı düşünürler. Değişik zamanlarda parmak basarlar. Onların bıraktığı mirası paylaşan bilim adamları ve araştırıcılar daha bütünsel kuramlara ulaşırlar. Zaten Newton bunu benim daha ileriyi daha bütünsel olarak görmemi sağlayan devlerin omuzlarının üzerine duruyor olmamdı diyerek belirtmişti. Aynı şey dil bilim tarihi için de geçerli. Dil bilim tarihindeki çok sayıda benim anladıklarım da dahil belki 20'nin üstünde kuram var. Dilin kökeniyle ilgili bunların sahiplerinin düşünceleri elbette değerli. Fakat bizim videoların kapsamı açısından bu konuların ayrıntılarına girmemiz gerekmiyor. Bizim için önemli olan günümüzde bilim ve felsefe bu konuda ne diyor? Bu konudaki tartışmaların düğüm noktasında geçen videoda da belirttiğim gibi Noam Chomsky bulunuyor. Amerikalı dil bilimci ve siyasal eleştirmen çok yönlü bir bilim adamı olan Noam Chomsky'nin bu kadar önemli olmasının nedeni şu. Onun ortaya koyduğu görüşleri çerçevesinde kümelenen araştırmacı ve düşünürlerin birçoğu daha sonra gelen eleştiriler ve kendi yaptıkları çalışmalar sonucunda Noam Chomsky'nin kuramındaki eksiklikleri ve hataları görerek konuyu daha da derinleştirmeye çalıştılar. Onlar derinleştirdikçe konu daha çok yönlü biçimde tartışılmaya başlandı. Bu açıdan Chomsky bir referans noktası gibi duruyor. Ama işin aslına baktığınızda Noam Chomsky'nin görüşlerinde değişik açılardan ele alınıp eleştirilebilecek birçok nokta var. Şimdi hızlıca bunlardan söz ederek günümüzdeki bütünsel bir dil anlayışına varabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğini ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi Noam Chomsky'ye yönelik eleştirilerin odak noktasında dilin ortaya çıkmasını doğal seçilimin dışında yani Darwinci doğal seçilim ve onun işleyiş mekanizmalarının dışında neredeyse mucizevi bir biçimde büyük ya da işte makro mutasyon denilen bir mutasyonla insanda dil yetisinin birdenbire ortaya çıktığını söylemesi geliyor. Şimdi bu tabii Darwinci anlayışa, Darwin'in evrim kuramına aykırı bir şey. Çünkü böyle bir özelliğin birdenbire ortaya çıkması canlılık tarihinde olabilecek bir şey değil. Çünkü olamamasının nedeni şu, yani dil dediğimiz yeti çok yönlü, çok karmaşık, işin içine biyolojik olarak canlının birçok yapı ve organlarının girdiği oldukça karmaşık yani çok kompleks bir oluşum. Dolayısıyla
birdenbire böyle çıkması mümkün değil. Ama bu sadece dil, ben Chomsky'nin sözüyle dil organının ortaya çıkmasıyla ilgili bir tartışma da değil. Benzer tartışmalar Darwin'in sağlığında bile vardı. Hatta Darwin'in kendisi de bu konuda bazı çekinceler koyabiliyordu. Örneğin gözü incelemişti Darwin, özellikle de çok ayrıntılı bir şekilde. Yaptığı çalışmalardan sonra, yani şöyle mealen söylüyorum aşağı yukarı, ya göz gibi bu kadar kusursuz ve mükemmel bir organın basit biçimlerden gelişerek bugünkü halini alması insana inanılmaz bir şey gibi geliyor. Yani ben bile hayretler içinde kalıyorum diyor, diyerek bunu teslim etmişti. Ama Darwin'in bu çekinceyle birlikte tabii kendi kuramının doğruluğundan kuşkusu yoktu ve gözünde öyle evrimleşmiş olması gerektiğini en azından söylüyordu. Nitekim daha sonraki bilimsel çalışmalar, özellikle genetiğin ortaya çıkması, genetikteki büyük ilerlemelerin sonucu olarak Darwin'in yanılmadığı ortaya çıktı. Gerçekten gözün evrimiyle ilgili bugün biyologlar bize çok kapsamlı, ayrıntılı, onlarca değişik göz çeşidinin nasıl evrimleştiğini, kademe kademe insan gözünün ortaya çıkan gelişmelerin nasıl olduğunu ayrıntılı biçimde gösteriyorlar. Fakat yani iş dile gelince ya da dille birlikte hemen hemen benzer biçimde bilişsel ya da zihinsel faaliyetlerin, bilincin ortaya çıkmasında da bir türlü aşamadığımız bir eşik var. Hatta bu eşik Darwin'in en büyük paydaşı, hatta birlikte evrim kuramını geliştirdiği Alfred Russel Wallace diye çok önemli bir biyolog vardı. Yani bu o kadar önemli bir biyolog ki Darwin'den bağımsız bir biçimde evrim kuramını geliştiren adam. Hatta Darwin kendi kuramını oluşturuyor fakat yayınlamaktan çekiniyor. Çünkü kuramı ortaya attığı zaman gelecek tepkileri ve göğüsleyemeyeceğini düşünüyor. Çünkü onun düşüncesi, onun da tahmin ettiği gibi bütün düşünce tarihini, bilim tarihi, inançları, dinleri, farklı görüşlerin hepsini alt üst edecek çok önemli bir düşünsel devrim olduğunu Darwin tabii farkında. Darwin çok zeki ve anlayışlı bir insan ve çekiniyor gelecek tepkilerden. Dolayısıyla da sürekli erteliyor teorisini açıklamaya. Ama bir gün bir arkadaşı vasıtasıyla kendisine Wallace'dan bir yazı geliyor. Wallace'ın gönderdiği yazıyı, makale işte okuduktan sonra şaşırıyor. Çünkü kendi bulduğu şeylere tamamen ondan bağımsız biçimde Wallace denilen adam da ulaşmış. Dolayısıyla aslında bizim evrim kuramı dediğimiz kuram tek başına Darwin'in ortaya attığı bir kuram değil. Wallace'ın da bunda büyük payı var. Kuşkusuz Darwin'den ve Wallace'tan önce de çok önemli düşünürler var. Bundan başında işte Lamarck, hatta Darwin'in kendi dedesi, başka bir sürü düşünür var. Neyse bu ayrıntıya girmeyelim, bu başka bir konu. Bir süre sonra Wallace'dan bir gün Darwin'e bir mektup geliyor. Çünkü sürekli mektuplaşıyorlar. Mektupta diyor ki Wallace, ya diyor bu diyor bilincin ve özellikle dilin diyor açıklanması bizim kuramımızla diyor açıklanabilecek bir şey değil. Ben diyor hiç diyor bunun diyor bir umarını, bir çaresini göremiyorum diyor. Ondan sonra tabii Darwin de buna karşı Wallace'a diyor ki, ya diyor bunu diyor böyle düşünebilirsin diyor ama bunu diyor umarım diyor ikimizin diyor ortak çocuğunu diyor kurban edecek biçimde bu düşüncelerini ortaya koymazsın diyor. Ama sonuçta öyle oluyor. Yani Wallace Darwin kadar sonuna kadar evrim kuramının ardından gitmiyor. Çünkü Wallace'ın başka düşünceleri de var. Özellikle ispitrizmacı, ruhsalcılık, işte farklı şeylerle ilgili değişik düşünceler olabiliyor. Dolayısıyla ama buna rağmen günümüzde konuşmanın Darwinci doğal seçilim ve adaptasyonla açıklanamayacağını öne süren bazı düşünürler sık sık
Wallace'a gönderme yaparak, ya zaten Wallace bile, evrim kuramının kurucularından birisi bile bu işin doğal seçilimle olamayacağını kabul etmişti diyorlar. Bu dediklerimin arasında tabii Chomsky kendisi ve Chomskyciler de var. Yani onlar şunu diyorlar, yani dil o kadar özel bir durum ki, özel bir yeti ki bunu doğal seçilimle biz açıklayamayız. Bu işte 150-200 bin sene önce Homo sapiens'te meydana gelen bir makro bir mutasyon sonucu ortaya çıkan olağanüstü bir olaydır. Şimdi konuyu Chomsky'nin bu biçimde koyması aslında onun hiç niyeti olmayan ya da aklının ucundan bile geçmeyen sonuçlara da yol açabilecek bir ifade. Nitekim öyle oluyor. Örneğin işte yaratıcılar ya da işte Darwin'e karşı çıkanlar, Darwin'i çürütmeye çalışanlar Chomsky'nin bu görüşüne hemen sarılıyorlar ve diyorlar ki işte yani doğal seçilme, adaptasyon her şeyi açıklayamıyor. İşte evrensel dil bilgisi, Chomsky'nin ortaya attığı dil kuramı bile bunun basit bir örneği yani. Dolayısıyla burada bu konuyu biraz irdelemek gerekiyor. Şimdi şu açıdan irdelemek gerekiyor. Eğer bu gelen eleştirilerin doğruluğunu kabul edersek Darwin'ci evrim kuramına da bir soru işareti koymamız gerekiyor. Oysa ki bu da çok abes bir şey. Neden abes? Çünkü şu an dünyada bilim alanında geçerli, atıyorum işte 1000 tane kuram varsa bunların içinde en çok kanıtlanmış, en çok saldırıya uğramış ama buna rağmen bütün bu saldırılardan yüzlerce, binlerce kez başarıya çıkmış ve dolayısıyla yani gerçek bilim adamlarının, yani bilime, bilimsel düşünceye hakkını veren düşünürlerin hiçbir şekilde tartışmadıkları ve her yeni gelişmeyle birlikte kendisini kanıtlayan bir kuram olan Darwin'ci evrim teorisini bu şekilde çöpe atmaya çalışmak biraz komik bir çaba oluyor. Ama şimdi burada işte Chomsky'nin dilin benzersizliğine yaptığı aşırı abartının da rolü var. Şimdi bu aşırı abartı ne demek diyebilirsiniz. Şöyle bir şey, evet insan dili gerçekten canlılar arasında benzersizdir. Yani nasıl benzersizdir? Şöyle, insan dilinin belli özellikleri var. Örneğin, Chomsky'nin ortaya attığı özcinleleme dediğimiz özellik, başka hayvanların kullandıkları iletişim sistemlerinin hiçbirisinde yok. Özcinleleme nedir? O çocuk geldi, o çocuk merdivenden düştü. İki tane cümle, öyle değil mi? Gelen çocuk merdivenden düştü dediğimde, İki cümleyi, iki bağımsız cümleyi tek bir cümle haline birleştirmiş oluyorum. Buna işte öz yineleme diyoruz. Kabaca bu. Yani öz yineleme. Dolayısıyla şimdi bazı hayvanlara belli emir, komutlar veriliyor, bir şeyler yaptırılıyor falan ama hiçbir hayvana öz yinelemeli bir cümleyi anlamasını ve ona göre davranmasını bekleyemeyiz. Olmuyor çünkü. Onların kavrayışlarının ötesinde bir şey. Başka nedir? Yani insan dilini ayrı kılan, insan dilinde simgelerin ve sembollerin büyük önemi var. Yani bunun ayrıntılarını ortaya koyan da yapısalcılık ve semiolojinin kurucularından Ferdinand Saussure. Onu da kabaca size birkaç kelimeyle söz edeyim. Yani Saussure diyor ki, örneğin diyor ağaç. Ağaç nedir? Bir soyutlamadır. Ağaç sesini ağaç değil de arbr veya başka bir kelimeyle de ifade edebilirsiniz. Ama onunla kastedilenin ne olduğunu ortaya koyarız dil sayesinde. Buna gösteren, yani ağaca gösteren, gösterilen ağacın gerçekliği anlamda gösterge olarak ifade ediliyor. Bunu başka semiotikçiler, yani gösterge bilimciler
daha da ayrıntılandırmışlardır. Örneğin Charles Sanders Peirce'ın ortaya koyduğu simge ikon üçlemesi vardır. O belirtkeyi de ortaya koyarak konuyu daha da ayrıntılandırmaya çalışmıştır ki değindiği konular gerçekten önemlidir. Onun dışında Prag Okulu, Kopenhag Okulu, Rusya'da biçimciler, bunların dille ilgili yaptıkları çalışmalar da bu konuları iyice detaylandırmıştır. Ama tabi bunlar da ayrıntı konular, biz onlara da girmeyeceğiz. Demek istediğim burada şu, insan dilindeki özellik, özgürlük ya da benzersizlik ya da keyfilik. Yani bizim örneğin herhangi bir kelimeye, masaya masa demiş olmamızın zorunlu ve onun yapısından gelen bir özelliği yok. Yani bu konuyu örneğin, bu da çok eski bir tartışma konusu, ta Platon. Platon'un Kratlos diye bir diyaloğu vardır. Orada ele alınmış bir konu. Fakat ben şimdi konuyu dağıtmayayım. İnsan dilinde öz jineleme, anlamsallık, yani çift eklemlilik diyoruz. Anlamsallık ve biçimsellik dilin. Öz jineleme, çift eklemlilik ve söz dizimsel, yani sentaktik ayrıntılara baktığımız zaman bütün bu karmaşık özelliklerin diğer hayvanların iletişim ya da bildirişim sistemleri içerisinde yer almadığını, bu açıdan insan dilinin benzersiz olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu benzersiz olmak insan dilini Darwinci evrim kuramının dışına taşımaya yeter mi? Yetmez. Neden yetmez? Çünkü başka birçok şeyin de böyle benzersiz olarak ifade edebiliriz. Örneğin ekolokasyon dediğimiz sesle yön bulma yetisi diye bir şey vardır. Hatta bizlerde de vardır. Gözleri görmeyen insanların diğer yetileri çok geliştiği için, örneğin bazı şeyleri daha görmeseler bile onlar hissedebilirler. Bu hissetme olayını hatta filmlere de konu olmuştur. Bilen arkadaşlar, ilgili arkadaşlar bilecektir. Yılmaz Güney'in ya da Cüneyt Arkın'ın bazı filmleri vardır. Gözleri görmez, gözlerini kaybediyorlar, bir şeyler oluyor. Fakat onlar silah kullanarak düşmanlarını sadece onların çıkarttıkları sese dayanarak, silahla vurarak yok edebiliyorlar. Şimdi bu açıdan örneğin yarasalar benzersiz hayvanlardır. Biliyorsunuz yarasalar karanlık mağaralarda yaşarlar. Sonuçta bir memelidir. Özel kanatları gelişmiştir. Ama karanlıkta avlarını ekolokasyonla yapar. O kadar benzersiz bir becerisi var ki. Yani yarasaların bu becerisinin biz kıyısından geçemeyiz. Tek tek başka örneklere baktığınızda, örneğin bazı balık türleri elektrik üretir biliyorsunuz. Ürettikleri elektrikle avlarını tespit ederler ve onları halledebilirler. Şimdi elektrik balığının avlanma tekniğini ve becerisini göz önüne tutun. Onun sergilediği şeyi düşünün. Bir de bizim elektrikle ilgili becerilerimizi düşünün. Nedir bizim becerimiz? Örneğin kehribar ya da mika gibi bir şeyi bir hayvan tüyüne ya da bir ipek gibi bir şey sürttükten sonra kolumuza getirdiğimiz zaman tüylerimiz birdenbire diken diken olur. Herkes bilir, çocukluktan bilir böyle bir deneyimi. Bizim işte elektrikle ya da bazen dirseğinizi bir yere çarparsınız, elektrik boşalması olur. Öyle değil mi? Elektrik boşalması olur ve birdenbire ürperirsiniz. Aynı şeyi bazı şeylere dokunduğunuzda da. Ama bizim yani elektrikle ilişkimiz bu kadardır. Bir yılan balığının becerisi ve yetersizliğinden baktığınız zaman biz onun binde bir bile değiliz. Peki böylesi bir özelliği biz merkeze alıp yılan balığında bu yetinin ortaya çıkması ve bizim zavallılığımızı karşılaştırarak işte yılan balığının becerisinin ortaya çıkması evrim kuramını çöpe atmaya yeter mi? Yetmez. Ki onun açıklaması da henüz bulunmuş değil. Öyle kolay bir şey değil yani. Yılan balığının bu işi nasıl yaptığı,
Yani genel olarak anlatmak ayrı bir şey ama bunun bilimsel mekanizmalarını ta hücresel moleküler düzeye inerek nasıl bunun evrimleştiğini, nasıl ortaya çıktığını koymak kolay bir şey değil. Dolayısıyla şimdi Chomsky'cilerin ortaya koydukları insanın dilsel yetilerinin benzersizliğine ilişkin abartı, onların murad etmedikleri bazı sonuçları doğurmuş derken bunu kastediyorum. Yani işte Darwin'in evrimci kuramına karşı çıkan yaratılışçılar, işte başka her türden işte düşünce ekollerinden insanlar, görüşler, karanlıkçı görüşler buradan hemen bir gedik açmaya çalışmışlardır. Belki de Darwinci kuramın bu kadar yaygın olmasının ve şey yapmasının bir nedeni de bu olabilir. Olabilir diyorum. Çünkü Darwinci kuramın etkisini sadece buna bağladığım zaman da pardon, Chomsky'ci kuramın bu kadar etkili olmasını, onun insan dilinin benzersizliğine yaptığı vurgudan kaynaklandığını söylemek de Chomsky ve onun çalışma arkadaşlarına haksızlık olur. Çünkü onlar da gerçekten dil bilimle ilgili çok anlamlı şeyler yaptı. Hatta benim üniversiteden bildiğim bir arkadaşım bile vardı. Gitti bir dönem Chomsky'nin asistanlığını yaptı. Hatta onunla bir ara sohbet etmiştim. 80'li yıllarda ne yapıyorsun dediğimde, işte Meksika'ya gittim, 3 sene orada kaldım diyor. Ne yaptın orada dedim. Ya helikopterle götürdü, bizi attılar bir yere. Orada işte bir yerel bir kabile vardı. Onun dilinle ilgili 3 sene çalışma yaptım diyor. Yani şimdi Chomsky ve arkadaşları öyle oturup kafalarından bir takım şeyler yapmadılar tabii. Onlar da bir araştırma yapıyorlar. Ve bunu olanaklı kılan Amerika'da üniversite ve eğitim sisteminin bir özgünlüğü ve katkısını da göz ardı etmememiz lazım. Yani düşünsenize, Türkiye'de bir üniversitede bir araştırmacı, bizim bir dil bilimci falan gelecek üniversite yönetimine, diyecek ki bana, diyecek bir ödenek çıkartın, ben gideceğim, işte atıyorum Türkiye'de, aklıma gelmedi, hemşinlilerin dilini araştıracağım. 3 sene onlarla birlikte yaşayacağım. Ya da ne bileyim işte doğuda herhangi bir yerde herhangi bir dilin lehçesini araştıracağım. Bana şöyle bir ödenek verin. Türkiye'de böyle bir ödeneğin çıkabileceğini düşünebiliyor musunuz? Olmaz. Olmayacağı için. Dolayısıyla bizden de bu konularla ilgili doğru düzgün bilim adamı, araştırmacı ve onların sonuçları çıkmıyor. Yani bunun çıkmaması bizdeki konuyla ilgili yetişmiş eleman olmaması değil. Bu yetişmiş elemanların olanaklarının olmamasıyla ilgili bir şey. Ne yazık ki bizde böyle bir olanak yok. Yine herhalde zaman sınırına geldim. Ben konuyu fazla uzatmayayım. Burada bitireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.